Yine yeşil tonda olan ipimiz var. Kulak çubuğumuz, makas ve iğnemizle birlikte inşallah yapımına başlayalım arkadaşlar. Buyurun hep birlikte çubuğumuzdan başlarını keserek burada kullanacağız inşallah. Bakın, bu kadar kolay bir aparatımızdan yapımda devam edeceğiz. Kahverengi tonlarında olan, daha açık olan renginden bu sefer kullandım. Dediğimiz gibi bunun sarı tonlarını ve farklı birçok tonlarından da yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlarım. İplerimizi, özellikle bu tür masra olan iplerimizi esneterek yaparsak oyalarımız daha da güzel olacaktır. Arkadaşlar, ipimizi alıyoruz. İğnemizi çubuğumuzun yanından biraz daha öne çıkartarak, bakın şu şekilde göstereyim. Burada ucundaki ipten sararak, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. 1, 2, 3, 4, 5 kere sarmamız yeterli olacaktır. İsterseniz biraz daha fazla da sarabilirsiniz. Burada arkadaşlarım, bakın, ipimizi iğnemizin üzerine atarak düğümümüzü sabitliyoruz. Bunun yuvarlak olan papatya çalışmasını yapmıştım. Bazı videolarımızda biraz çekimlerimiz aşağıda kaldığı için tekrar onu da paylaşacağım inşallah yapılışını. Çıkarttık çubuğumuzdan. Ve burada içerisine 10 tane sık iğne şeklinde birazcık da açıklık bırakarak, bakın arkadaşlar, burada doldurarak devam ediyoruz. Düğümlerimizi sıkıca çekiyorum. İyice sıkıştıralım düğümlerimizi. Oyalarımız daha da güzel olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar, içerisine 10 tane yaparak dolduralım. Bakın, hemen yanına tekrar. Buradaki fazla olan ipimizi de keselim. Tane yaparak burada devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 10 taneyi tamamlayayım ve bir sıra daha üzerine sık iğne üzerine dolaşarak ikinci sırada bitireceğiz. Arkadaşlar, bakın, 10 tane olarak hazırladık. İçerisine pırpırlarımızı çok büyük yapmadan doldurarak devam ettik. Burada bir sıra daha üzerine her battığımız zürafanın içine, her yaptığımız zürafanın içine batarak 10 tane olarak dolduralım. Burada her zürafanın içine batalım arkadaşlar. Arkadaşlarım, her bir zürafanın içine batarak devam ediyoruz. Düğümlerimizi sıkıca çekelim. Boyalarımız daha güzel olacaktır. Alt sırada 10 tane yapmıştık. Üstte de
Aynı şekilde 10 tane olana kadar her birinin tepesine batıyoruz. Ve bir üst sırada papatya modelimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet, burada biraz alta sıkı yaptığım için üstte burada biraz sık oldu. Evet arkadaşlarım, son olanı da başta başladığımız içine batıyoruz ve burada ipimizi bakın bu şekilde hazırlamış olduk orta motifimizi. Bunları hazırladıktan sonra üzerine ister yuvarlak papatya farklı iğne oyaları da yapabilirsiniz. Kulak çubuğuyla hazırlamış olduğumuz ortasındaki motiflerimiz bunlar arkadaşlarım. Bunu keselim ve biraz içinde götürdükten sonra tekrar keseceğim ben. Bu arada kalmasını istiyorum ipimin. Burada üste devam edelim. Arkadaşlar ipimizi esnetelim. İğnemize takalım ve burada bir üst sırada devam ediyoruz. Bakın bu yapmış olduğumuz orta motifimiz. Burada beyaz ipimi alıyorum. İğnemin üzerine ipimi alarak burada başta bir tanesinin içine düğümümüzü sabitleyelim. Bakın başta bırakmış olduğumuz ipi de diğer beyaz ipimiz de arada burada kirpik yapıyorum ve arasında onları yaptıktan sonra bu ipimizi de getirip daha sonra keseceğiz. Başta kesmek istemedim buradan kötü görüntü olmasın diye. Evet arkadaşlar. Burada getirdik. Aradaki iplerimizi keselim. Arkadaşlarım bakın burada ortasını çalışmış olduğumuz zürafalarımızın içerisinin bir tanesine kirpiğimizi yaptık. Çok büyük de değil. Normal olarak onun tepesine ipimizi alarak batıyoruz. Burada yaparken arkadaşlarım aşağıya doğru inerken aynı zürafanın içine batacağız. Bakın boyunu ayarlıyoruz. Biraz da bol bırakmak istediğimiz için bakın elimizle tutarsak burayı istediğimiz boya gelince bakın hafif yuvarlak bir şekilde gelirse daha da güzel olacaktır. Bu şekilde yaparak düğümümüzü sabitleyelim. Tekrar bir yanındaki zürafanın içine ipimi sabitliyorum. Düğümü atıp aynı şekilde orada da bir tane kirpik yapalım arkadaşlar. Bakın ne çok büyük ne çok küçük. Bu yemenilerde, namaz örtülerinde, havlu kenarlarında, takılarda çok yerde kullanabileceğiniz güzel bir papatya modeli arkadaşlarım. Diğer papatyanın çekimini de tekrar yaparak sizlerle paylaşacağım. Biraz bazı videolarımızda yakından çekimlerimiz biraz uzak kaldığı için tekrarını çekiyorum. Evet arkadaşlarım, yaklaştırıyorum. Bakın burada dikkat edeceğimiz hafif etrafında bolluk bıraktığımız için bunu ne yapıyoruz? Elimizle tutuyoruz. Bu şekilde boyunu ayarladıktan sonra buradaki bolluğu verip düğümüzü sabitliyoruz. Yine bir yanındaki zürafamıza geçiyorum. Aynı şekilde bir tane kirpik yapıyoruz. Tepesine batıyoruz.
Aşağı inerken burada biraz bolluk bırakıyoruz ve elimizden tuttuğunuzda, bakın arkadaşlar, buraya dikkat edersek bu modellerimizin bol olan tarafları daha düzgün ve muntazam olacaktır. Daha da güzel duracaktır. Düğümüzü sabitliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, burada yaprak yerini doldurana kadar, bakın 2, 4, 6, 7 tane aynı şekilde beyaz olan yaprak çalışmalarımızı yapalım. Eğer papatyamızın hepsine aynı şekilde yuvarlak çalışacaksak, etrafındaki 10 tane olan yeri doldurarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, 2, 4, 6 ve sonuncu olan 7.yi yapıyoruz. Burada yapmamız, dikkat etmemiz gereken, elimizi koyalım. İstediğimiz uzunluğa gelince, bakın şu şekilde, bakalım uzunluğuna. Buradan dibinden çok sıkmadan ilk önce büyüklüğünü ayarlayalım. Buradan etrafının bu şekilde bol gelmesi için burada elimizi koyarak düğümüzü sabitleyelim arkadaşlar. Bu şekilde kalan zürafalarımıza da burada yapraklarımızı çalışarak devam edeceğiz. Buradan yine çok az bırakıyorum. Diğer yeşilimizi yaptıktan sonra başlayınca bunu da keseceğiz. Çiçeğimizin ön kısmında olan beyaz papatyalarımızın yapraklarını yapmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil ipimizi aldık. Burada tekrar bakın, İpimden bir miktar alıyorum. Burada beyaz olan ipimizin olduğu yere iğnemin üzerine alarak beyaz ipimizi de arada bırakacak şekilde düğümümüzü sabitleyelim. Burada düğümümüzü sabitledik. Bakın buradaki zürafamıza biraz bolluk bırakarak batıyorum. 3 tane zürafamız kalıyor burada arkadaşlar. Tekrar diğerine batıyorum. Burada da bolluk bırakıyoruz. Fazla olan iplerimizi buradan kesiyoruz. Çevirdim. Arkadaşlar bolluk bırakmış olduğumuz yerin içerisine bir tane düğüm yapıyorum. Bakın. İçerisine bir tane kirpik çalışıyoruz. Tepesine batıyorum. Burada düğümlerimizi biraz yukarıya doğru ipimizi çekerek yapalım yapraklarda. Tekrar aşağı inerken biraz bol bırakıyoruz. Boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz. Tekrar tepesine batıp aşağı iniyoruz. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Buradaki yaprağımızın birini yapıyoruz. Saydığımızda 1, 2, 3 tane düğüm olacak burada. Dördüncü de geri dönüyoruz. Tekrar tepesine batıyorum. İpimizin boyunu ayarlıyoruz yapraklarda. Bir altına inerek bu şekilde birinci yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde yaprağımızı yanına çalıştığımız zaman yapraklar
Yine bu şekil olacağı için yine diğer yaprağımızı çalışırken, bakın buraya dibine batalım ve en baştaki zürafamızın içine batıyoruz. Çeviriyoruz. Bu uzatmış olduğumuz ipimizin içerisine alttaki ile birlikte uzatmış olduğumuz ipin içerisine aynı şekilde yaprağımızı çalışalım. Bir tane pırpır yapıyoruz. Biraz uzun oldu, kısaltalım. Tepesine batıp bu şekilde arkadaşlar ikinci bir yaprağımızı da tamamlayacağız. Arkadaşlarım ikinci yaprağımıza devam ediyoruz. Bakın tekrar tepesine batıp aşağı inerken boyunu ayarlayalım yaprağımızın. Üçüncü çıkıyoruz yaprağımızın üzerine. Tekrar inerek burada düğümüzü sabitliyoruz. Eğer bunu bu şekilde ekleyecekseniz ipinizi kesmeden de bu şekilde tutturacağınız yere göre değişebilir. Yapacağınız modele göre tutturabilirsiniz. Yoksa ipinizi kesip hafifçe çakmakla polyester iplerde hafif bir düğümlerini sıkı atarsak ikisinde de açılma olmaz ama yine de hafif bir çakmağımızı çok yaklaştırmadan arzuya göre yakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım birçok yerde kullanabileceğiniz papatya çiçeklerimizi yapmış olduk. İnşallah başka bir videomuzda bunu örtüye tutturarak da göstereceğim. Bunu dediğimiz gibi takılarda kullanabilirsiniz. Süslem olarak kullanabilirsiniz. Kulak çubuğuyla ortasındaki motifimizi çalıştık. Ve etrafında da yine iğne oyamızı devam ettik. Yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli olan çiçeklerimizin başka videomuzda da örtümüze eklenmesini göstereceğim inşallah arkadaşlar. Bunların arasında birçok model kullanarak da örtülerinizde tutturabilirsiniz. İnşallah başka videolarımızda bunların devamını da paylaşacağım. Arkadaşlarım kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan beğeni, yorum, paylaşım yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Kanalımıza verdiğiniz, yaptığınız beğeni ve yorumlar için zil butonuna basarsanız her paylaştığımız videolarımızdan haberdar olursunuz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum.